Merhaba arkadaşlar, Nurten'in Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle damat lifimizin keses kese lif parçasını yapacağız arkadaşlar. İplerim hazır, tığım, makasım hazır. Tığım da her zamanki gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. 1.5 mm 5 numara. Böyle kullanıyorum arkadaşlar. Ben isteyen elinin kalınlığına, inceliğine göre değiştirebilir tığını. Başlamazdan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın Lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz çok çok sevinirim. Daha fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Siyah ipimle başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle ipimizi alalım. Bir tane sabitlemek için zincir çekip ardından fıstıklarımız için zincir çekiyoruz. Daha sonra çektiğim zincirin içine fıstık yapmaya başlıyorum. Bir tane yaptım. Evet, bir tane fıstık yaptım arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Bir tane tepesine ipimi doladım. Bir tane de dibine. Evet, bu şekilde ikili fıstık yapıp bakın burada arkadaşlar kapatıyorum. Evet, bu şekilde bir üçgen elde ettik arkadaşlar. Şimdi ters çeviriyorum. Artırmalarla devam ediyoruz. Önce bir tane tepesine tekli fıstık. Ardından bir tane daha tekli fıstık yapıyorum. Kapatmadan ipimi doladım dibine. Onda kapatmadan köşedekine batıyorum şimdi bu üçünü alıp kapatıyorum arkadaşlar fıstıklarımı şöyle göstereyim bakın üçlü fıstık yaptık burada artıracağız ikili fıstık yaparak bir ipim çekişti arkadaşlar o yüzden tekrar şöyle Alayım şurayı. Kusura bakmayın. İp çekişince çok kötü oluyor. O yüzden tekrardan yapalım. Siyah olduğu için biraz zorlanıyorum açıkçası örerken, videoyu çekerken. O yüzden ip çekişmesi falan olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın tekrar. Şimdi üçlü fıstığımızı yaptık. Ardından artırmak için ikili fıstık yapacağız. 1 2 Evet şöyle göstereyim bakın. ikili fıstıkla yaparak artırmış oldum. Yine kusura bakmayın kedimin tüyleri her yerden çıkıyor. Mevsim geçiş olduğu için çok dökülüyor tüyleri. Şimdi ikinci sıramızda yaptık. Böyle artırarak devam ediyoruz. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Devam ediyorum. Üçlü fıstık yapacağız. üçlü fıstık yaptım devam ediyorum tekrar bir tane daha üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar alt sırada bir tane üçlü fıstık bir tane ikili fıstık yaptık burada iki tane üçlü fıstık bir tane ikili fıstık olacak birinci üçlü fıstığımızı da yaptık. Şimdi sıra artırma kısmında. Bu şekilde arkadaşlar artırarak ilerliyoruz. Şöyle göstereyim. Birlikte örerek 3 sıra yaptık. Şöyle netlesin. Bakın 3 sıra yaptık arkadaşlar. Şimdi toplamda 12 sıraya e, pardon 10 sıraya tamamlayıp bu kısmını arkadaşlar 10 sıraya tamamlayıp gelelim. 10 sıraya tamamladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 bu şekilde yaptım. Dilimim oluştu. <laughs> Şimdi ters çevireceğiz. Buradan devam ediyorum bu sıramıza başlayarak. Evet birini yaptım ikincisini yapıyorum Üçüncüsünü de yaptım Bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstıklar yapacağız belli bir kısmına kadar Üçlü fıstıklarımızı 5'e tamamlayıp gelelim arkadaşlar. 5. fıstığımızı tam kapatmıyoruz arkadaşlar. Bakın 4 tane üçlü fıstık yaptım. 5. 2 tane siyah yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Alıyorum ipimi. Şöyle aradan şu kısma geçip böyle bağlıyorum. Şöyle tutalım arkadaşlar. Şu siyah ipimizi de arkadan yürütelim. Yani üçlü fıstığımızın üçüncü parçasını beyaz ip ile yapıyoruz. Kapatalım. Böyle yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi bir de önce tepesine ipimi doluyorum tekrardan. Dibine yapıyorum tekrar beyaz ile. Üçlü fıstığımızın ilk ikisi beyaz oluyor burada. Daha sonra da siyaha dönüş yapıyoruz. Şöyle şunları aradan öne alalım. Bunları da içinden yürüteceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçüncüyü de siyah yapıyoruz. Bu üçlü fıstığımızı da kapatalım ve şöyle bir bakalım gömleğimizin bu kısmına başlamış olduk arkadaşlar devam ediyoruz üçlü fıstıklarımıza siyah ile aynı şekilde yapacağız hiçbir değişiklik olmadan. Evet bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstıklar yapacağız. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık yapalım. Bir de kenarında iki ile artırmasını yapıp gelelim. Sırayı tamamladım. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi ters çeviriyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Şu beyaz ipimizi içinden yürüteceğiz. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. üçlü fıstığımızı yaptık arkadaşlar göstereyim bakın şimdi e, burada şu kısma kadar yine yapacağız şurayı tekrar göstereceğim şu kısma kadar üçlü fıstık yapıp gelelim dört tane üçlü fıstık yaptım şimdi şu kısma geldim üçlü fıstıklarıma tekrar başlıyorum iki tane siyah bir tane beyaz yapacağız burada İki siyahımı yaptım. Bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Doladım. Siyah ipimi içinde yürüterek arkadaşlar. Şu kısma bakın. Siyah ve beyazın ayrıldığı kısma. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Şöyle göstereyim. Ardından devam ediyorum. Beyaz ipimizle. Siyah ipimi içinden yürütüyorum. Beyaz ile bir tane üçlü fıstık yaptık. Şöyle ardından iki tane beyaz şöyle bir tane de siyah ipin olduğu üçlü fıstık yapacağız. Şimdi şu ikiliyi beyaz yaptık arkadaşlar. Bırakıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Arkadan ama beyaz ipimizi yürütmeye devam edelim. Bu şekilde üçünü de kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın 5 tane burada 3'lü fıstık olmuş oldu. Arada bir tane beyazıyla. Burada da 2'ye çıkarmış olduk beyazları. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar üçlü fıstık yapıp sonunda da artırıp gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi yine ters çevirip aynı şekilde üçlü fıstıklar yapacağız. Şuraya kadar aynı şekilde üçlü fıstık yaparak gelelim. Dediğim kısma geldim. 4 tane üçlü fıstık yapmış olduk yine. İki tanesini siyah yine bir tanesini Beyaz ipten öreceğiz fıstığımızın. İki siyah yaptım. Şimdi siyahları bırakıp beyaz ipimi alıyorum. Siyah ipimi içinde yürütecek şekilde tutup üçüncü fıstığımı beyaz yaparak devam ediyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar hep köşelerinde. Burada 2 tane beyazdan üçlü fıstık yapacağız. Sadece beyazdan, siyah katmadan. 1 ve 2. Kapatıyorum. Şimdi burada yine alt kısımlarda yapmıştık. 2 beyaz, 1 siyah ile yapacağız şu fıstığımızı. 1 ve 2. Şimdi 2 tane böyle fıstığımı yaptım. Beyazı bırakıp siyah ipimi alıp devam ediyorum örmeye. Evet bu şekilde bakın arkadaşlar böyle yapıyoruz. Orta kısımlarımızın artırması bu şekilde kenarları bu şekilde. Sayalım kaç sıra örmüşüz toplamda şu ana kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sırayı tamamlayacağız. Bunu arkadaşlar ortadaki kısmı aynı şekilde yaparak 16 sıraya tamamlayıp gelelim. Söylediğim kısma geldim arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 16. sıramızdayız kenarlarda beşer tane siyah fıstık ortada altı tane beyaz fıstık olmuş olacak bu şekilde yaptık tamamladık Arkadaşlar ben bir de şöyle bir parça yaptım videoda uzun olmasın diye şöyle göstereyim ortadan beyaz ipimi geçirmeden ördüm bunu da 16 sıra boyunca düz bir şekilde Siz de böyle bir parça yapın daha sonra devam edelim videoya Şimdi arkadaşlar bunun ikisini böyle birleştireceğiz Ondan önce şu yakalarımı, gömleğimize düğmelerini yapmamız lazım. 3 tane tekli fıstıklar yaptım ben arkadaşlar. Şimdi bunları buna sabitleyeceğim. Ardından birleştirme işlemimizi yapacağız. Şöyle ipi arkadan çekelim. Evet bu şekilde en uçtan düğmemizi şöyle sabitleyerek başlıyoruz. Daha sonra şu kısma düğmemizin tekini alalım. Evet bunu buradan geçirdik. Şuradan da geçiriyorum. Evet bu şekilde ikinci düğmemizi yaptık. Daha düzenleyeceğiz arkadaşlar. Böyle durduğuna bakmayın. Şimdi son olarak şu kısma tam ortalayıp batırdım. Evet düğmelerimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi bunların arkadan iplerini bağlayıp gelelim. Düğmelerimi sabitledim. Arkadan göstereyim iplerini de içine çektim. Şimdi bunları birleştirme kısmına geçiyoruz. Şöyle üst üste koyalım. Ardından alıyorum nifimi. Şöyle arkadaşlar karşılıklı 3 tane bu taraftan şöyle göstereyim. 3 tane de bu taraftan örecek şekilde ortada 10 tane fıstık kalacak şekilde ayarlıyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Bir tane sabitlemek için zincirimi çektim. Şimdi şöyle ikisini tutarak arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim tekli. 1, 2, 3. Üçüncünün şöyle arasından. Bunun da üçüncünün arasından. Alıyorum. Bu ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Ardından bir tane tekli fıstık yapıyorum. Şöyle dört kere dolayalım. Kapattım fıstığımı. Bakın zincir çekmeden karşıya bir buraya bir de karşısındakine batıp sabitliyorum. Devam edelim. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapatıyorum ama zincir çekmiyorum. Daha sonra bir buradan bir de karşıdan alıp sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim bir tane daha. yaptık. Zincir çekmiyoruz. En köşeden ve buranın da en köşesinden alıp birbirine sabitliyoruz. Şimdi bu köşeyi de aynı şekilde döneceğiz arkadaşlar. Bir tane fıstık yaptım. Karşıdan hemen ikisini bir alıp kaydırıyorum. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada iki tane bıraktık. Burada da böyle iki tane bırakacak şekilde şu kısma kadar aynı işlemi uygulayarak gelin. Kenarını çevirdim. Şöyle göstereyim baştan sona kadar. Şuralarda bu şekilde açıklık bıraktık. Şimdi arkadaşlar siyah ipimle yaka kısmını yapacağız. Bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Ardından şöyle beyazı tam ortalayıp altı taneydi, üç bir tarafta, üç bir tarafta bırakıp tam orta kısmına tek tarafından bakın batıp ipimi buraya sabitliyorum. İpimi buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi bir tane fıstık yapacağım. Ardından üçlü fıstıklar yapmaya devam edeceğim. Şöyle arkada kalan ipi de içinden yürütelim. Bu şekilde üçlü fıstıklar yapacağız arkadaşlar yakada. kapattım fıstığımı. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısma kadar üçlü fıstık yaparak gelelim. Söylediğim kısma geldim. Şuradayız. Şimdi burada tekrar fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Bir tane tepesine, bir tane dibine. Bir tane de şöyle ikisini bir alarak arka taraftan arkadaşlar yapıyorum. Şimdi bu üçlü fıstığımı kapatıyorum. Bakın buralar önemli dikkat edin arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şimdi devam edelim tepesine. Bakın tepesine yaptım. Tekrar dibine aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın arkadaşlar lifimi şöyle çeviriyor. Evet çevirdim ve şuradan devam ediyorum. Üçüncü fıstığımı bu şekilde çevirmiş olduk. Şimdi bu üçlüyü kapatıyoruz. Bu şekilde arka kısma dönmüş olduk arkadaşlar. Şöyle siyahla da çok net gözüküyor mu? Kusura bakmayın arkadaşlar ama şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar şimdi 3 fıstıklara düz bir şekilde devam edeceğiz. Üçlü fıstığımızı kapattık. Bu şekilde arkadaşlar şimdi şuraya kadar şu kısma kadar örüp gelelim. Baş kısmına geldik arkadaşlar. Burada iki tane fıstığımı yaptım. Şimdi üçüncüyü de yapacağız. Yine karşı taraftaki gibi buradan da ikisini bir alacağız. Şöyle tutayım. İkisini bir alacağız şöyle. Daha sonra kapatalım. Diğer tarafta yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Burada da bir tane tepesine ipimi doladım, bir tane ikisinin birleşimine iki tane fıstık yaptık. Şimdi ipimi doluyup ters çeviriyorum. Şu kısmı arkadaşlar batıyorum. Şimdi üçlü fıstığımızı yaptık. Kapatalım. Evet, kapattım. Bundan sonra aynı şekilde üçlü fıstıklar yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde bakın arkadaşlar yaka kısmını yapmış olduk. Kameram netlerse yapmaya başladık. <laughs> Şimdi şu kısma kadar aynı şekilde üçlü fıstık yaparak gelelim. Başlangıç kısmındayız arkadaşlar. Bakın şöyle bıraktım üçlü fıstık yaparak. Şimdi ters çevirip bu sefer de tersten normal üçlü fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece ilk başta bir tane tekli fıstık. Ardından da üçlü fıstıklarla devam edeceğiz. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar toplamda 4 sıra gideceğiz. İlk sırasını yaptık. 3 sıramız kaldı. Kalan 3 sırayla düz bir şekilde tamamlayıp gelelim. Kenarlarını yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde katlayacağız. içe doğru öyle olacak modelimiz. Ee, ondan önce arkadaşlar bir de kenarını gidelim. Şöyle beyaz ipimle yakalarımızın kenarını çevirelim. Beyaz ipimle bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Ardından alalım lifimizi şu kısmından sabitleyerek başlayalım. 4 kere doluyorum. Şimdi bir tane tekli fıstık yaptım. Kapattım. Şuradan geçip kaydırıp bunu buraya sabitliyorum. Evet bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam edelim. İkinciyi yaptım. Bakın bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Bir tane tekli fıstık. Şöyle dört kere doladım. Aynı diğer kısmını çevirdiğimiz gibi arkadaşlar. Yapıyoruz. Zincir çekmeden. Şuraya kaydırıyoruz. Yani şurada yaptığımız işlemi buraya da yapıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Zaten dönme vesaire yoktur. Farklı bir işlem yoktur. Direkt aynı bu işlemleri yaparak bitireceğiz sıramızı. Şuradayız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şimdi tamamını çevreleyelim. Yine aynı şekilde buraya da gelelim. Daha sonra devam edeceğiz. Yakanın kenarını çevirmeyi bitirdim arkadaşlar. Şimdi yakamızı tam katlayıp dikeceğiz. Kenarlarını az bir şey sabitleyeceğiz. Şöyle tutalım. Bakın bu şekilde göstereyim. Şöyle düzenleyip böyle beyaz ipimi taktım iğnemi ben düğümledim de belirli bir yer ayarlayalım. Şöyle, şöyle olsa çok ilerden olur. Bir tık geriye çekelim. Şu kısımdan bakın şuradan şu sıranın şuradan tığımızı pardon iğnemizi arkadan takıp şöyle ucunu sabitleyelim. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben ufak bir sabitleme işlemi yapıyorum burada bu kadar. Şöyle ters çevirelim. İpimizi arkadan sağlamlaştıralım. Şöyle içinden geçiriyorum arkadaşlar ben. Sağlam olsun diye bir tık daha. Daha sonra ipimizi şöyle yüzeysel fıstıkların arasından geçirip ipimizi keselim. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapıp diğer tarafı da sabitledim. Bir de arkadaşlar ben enseden de şöyle bir sabitledim. Sağlam olsun diye. Şimdi şöyle göstereyim. E, papyonunu yapacağız. Şöyle dikeceğiz. Bunu bu şekilde şöyle dikip gelin Papyonunu da diktim arkadaşlar. Böylece lifimizi tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadan görünümü böyle. Önden görünümü bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Lütfen zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Son olarak Instagram hesabımdan takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.